2020'nin ilk programı bizim Alem Magazin 10 dakikada konuklarımız Ahmet Okur ve Şahin Yücel. Onlarla yakında başlayacakları televizyon programı için bir ön çekim yaptık, bilgileri aldık. Umarım güzel bir sohbet oldu, siz de seversiniz yani. Evet, 10 dakika başlıyor. ...2020'nin ilk 10 dakikasına hepinize sevgiler, selamlar. 2020 herkese hayırlı uğurlu olsun. Dileklediklerinizin, dileklerin aslında ben hep bunu her sene aynı şey söylüyorum. Dilediklerinizin hepsi olmayacak. Olmuyor zaten. Savaş diyoruz oluyor, o diyor oluyor. En azından biraz olsun da hepimize yeter yani. Bu dileklerle bugünkü programı başladık. Ahmet Okur Hocam ve Şahin kardeşim. Bugünkü programın konukları. Kendileri önümüzdeki günlerde TV Türk'te bir programa başlayacak. Ahmet Hocam, Şahin de başlamıştı ama tekrar kaldığı yere devam edecek. Biz onları tanıtım açısından bu programa davet ettik. Beraber geldik. Yani işte Ahmet Okur Hocam'ın bürosundayız. Biliyorsunuz daha önceleri TD1'de bir dönem çalıştım, bir sene yakın. Orada işlerim çok yoğun olduğu için veda etmek zorunda kaldık. Ahmet Okur Hocam'la orada bizim Alem Magazin ekstrada sağlık problemlerini hallediyorduk. Ya bir konu seçiyorduk, o konuya gidiyorduk. Şimdi Ahmet Okur Hocam da Şahin de bana çekimlerde kısım kısım yardım etti. Onlara söyleşim o yaptığımız zamanlar oldu. Ben bir ana kuş gibi diyeyim, baba kuş. İki tane yavru gidiyor ekranlara. O yüzden de çok sevinçliyim tabii. İnşallah umduğum gibi olurlar, başarırlar ki başarmamaları için neden yok. Şimdi ne iş yapacaklar, ne edeceklere girmeden önce Ahmet Okur'dan, hocamdan yeni yıl mesajını alalım. Dolayısıyla Şahin'den alacağız. Daha sonra yallah gibi başlayacağız programı. Öncelikle teşekkür ederim Tevfik abimizin bize böyle bir imkan sunduğu için programda. Tabii ki ben de bütün izleyicilerimizin yeni yılını cani gönülden kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur ama öncelikle sağlık diliyorum. Evet. Şahin sen? Ben de öncelikle yani hiç din, dil, ırk ayırıp etmeden herkesi sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol kazançlı günler nasip olsun dileğiyle diyorum. Bu arada bu fırsatı da bize verdiğin için sana da çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ne demek? Yani biz önemli olan halka bir şeyler verebilmenin gayreti içinde olunulması yani. Ben mesela TV Türk'ü, TD1'i hiçbir şey ayrım etmiyorum yani. Her zaman herkese kapımız açık. Güzel bir programımız var 10 dakika diye. Adı 10 dakika, kendisi Allah bilir yani. Kaç dakika? Evet Ahmet Hocam'la biz konuları seçiyorduk. Biraz önce bahsetmiştim. Yani diyorduk ki bugün niye içelim? Çocukların şey psikolojisi vesaire, hastalıklardan falan. Şimdi Ahmet Hocam kendi başına bir program yapıyor. Ahmet Hocam'a soracağız bu program içeriği nasıl olacak? Bu programa seyirci katılım olacak mı? Ve neler olacak? Öncelikle Ahmet Hocam sorun, Şahin sen bekle. Şimdi tabii benim yapacağım programın bu sefer formatı değişiyor. Daha önce daha kolaydı. Tevfik abim sunucuydu. Tevfik abi sunuyordu. Bana soruları soruyordu. Hastalıkları ve terapi metotlarını ben anlatıyordum. Bak hocam ben sana yayına girdiğim zaman hiçbir zaman soru sormadım. Önceden söylemedim yani. Şu soru. Sene doktor gelecek arkadaşlara aynı taktiği yap. Tabii o zor bir durum. O zor bir durum. Hep hazırlıksız yakalıyorsun zaten beni. Doğru. Mesela depresyon işliyorduk. Ne bileyim bağımlılıkları işliyorduk. Ve ben o konuyla ilgili bilgi veriyorum. Fakat bu sefer ben okyanusa açılıyorum. Yani tek başıma bir programı sunmaya çalışacağım. İlk defa böyle bir deneme. Ama Tevfik abinin sayesinde tecrübeyi kazandık azıcık. Tamam ya ola yapa yapa bu işin şey olacaksınız yani. Tabii izleyicilerimizin ilk ağızdan sağlık konularını getirmeye çalışacağız. Özellikle uzman doktor arkadaşlarımızı programıma davet edeceğim her pazar. Her doktor kendi alanına ilgili bir konuyu işleyecek. Programı ben sunacağım. Bütün bilgileri doktor arkadaşlarımız izleyicilerimize verecekler. Senin soru cevap olacak karşı. Gene aynı. Tabii ki doktorumuza örneğin diyelim ki günümüzün en büyük hastalıklarından bir tanesi nedir? Obezitedir. Obeziteyle ilgili o doktor arkadaşımızı programımıza davet edeceğiz. Ve obeziteyle ilgili bütün bilgileri o doktor arkadaşımızdan soru şeklinde alacağız. Tabii şu da çok önemli. Daha önce de insanlarımızdan, caddeden derleyeceğimiz sorular var. Örneğin diyeceğiz ki vatandaşa, diyelim ki işte bu sefer şeker hastalığını ele alalım. Şeker hastalığı hakkında ne bilmek istiyorsunuz? Doktorumuza ne sorular sorabiliriz? O soruları toplayacağız ve doktorumuza soracağız. Peki süresi belli mi hocam? Canlı mı olacak yoksa bant kayıt mı? Şimdi tabii burada yönetmenimize de teşekkür ediyoruz. TV Türk yönetmenine, Taner abimize. O bu konuyla ilgili belirlemeler yaptı. 20 dakika, 30 dakika duruma göre. Tabii ki öncelikle biz çekimden sonra banttan vermeyi düşünüyoruz öncelikle. Canlı daha sonra olur mu onu şu anda kestiremiyoruz.
Tabii ki programımızda doktor arkadaşımız olacak, ben olacağım, kameramanlar olacak. İzleyiciler henüz almayacağız, o kesinleşti şu anda. Ama dediğim gibi her hafta bir sağlık uzmanını kamera karşısına çıkaracağız. Karınca kararınca dilimiz döndüğü kadar sizlere sağlık konusunda bilgilendireceğiz. Evet, biraz sonra sana döneceğiz, tekrar sorularımız olabilir. Şahin kardeşim de daha önce şiir kitabı olanlara CD çıkaranlar var mıydı şimdi? Var. CD çıkaran müzik severlere, şairlere yer veriyordu. Şiirlerle, müziklerle beraber öyle program yapıyordu. Yılbaşından önce bir telaş, bir şeyler oldu. Şey, tatilden önce değil mi Şahin? Evet, evet. Tatilden sonra işte TV Türk'ün stüdyosuna bir yenilik yapıldı. Televizyon dışarıdan göründüğü kadar kolay bir olay değil yani. Ben yıllarımı verdiğim için o açıdan biliyorum. Biraz aksamalar oldu ama herhalde şimdi oluruna geldi ki yeni yıldan sonra sizin gibi iki kardeşimin programıyla biraz renkleniyor. Aynı format devam edecek mi Şahin? Tabii aynı format. Ha, pardon sen yeni yıla mesajını aldın sen pardon. Vermedik değil mi? Verdin ya lan. Evet tabii. Şey bir daha mı vereyim ya? Ya yeter. 20 evet, oldu. Okay. Şimdi evet bizim programın gidişatı dediğin gibi de Avrupa'da yaşayan ve albüm çıkartmış ya da şiir kitabı çıkartmış olanları konuk alıp onları bir kez daha insanlarla buluşturmaktı amaç. Ki yine bu amacımızı sürdürüyoruz, yapacağız. Ondan öncesi dediğim gibi biz aslında 5 program çektik geçen sene. Yani hala çekeceğiz, programlarımız var. Elinizde. Var elimizde, yani seyirci konuklarımız var ama teknik arızalardan ya da işte dediğin gibi oluşumdan dolayı bir süre ara vermek durumunda kaldık. Ama şimdi ise tekrar en kısa zamanda başlayacağız programımıza. Bu arada Ahmet Hoca'nın programı da çok güzel olacağını düşünüyorum. Çok güzel konukları da var, onu da biliyorum. Peki, harika olacak. Ben tekrar şeyi bitireyim, tekrar dönüş yapalım. Şimdi... Tekrar yeniliyorum. Avrupa'daki yaşayan ya da Berlin'de yaşayan fark etmiyor. Herkes bize müracaat edebilir. Albümü ya da şiir kitabı çıkmışsa onları konuk alıyoruz. Hatta bir şey yapıyoruz. Onlardan şöyle bir ricamız da var. Bir 10 taneye kadar getirin diyoruz. Onu da seyircilerimize dağıtmış olalım diye. Sağ olsun getiriyorlar. Ve onlar da CD'lerden, kitaplardan. Yani CD'si varsa CD, kitabı çıkmışsa kitabı. Ki onlar da bir nevi dinleyicilerimize hediye etmiş oluyoruz. Şimdi benim şiir kitabım var mesela. Evet. Benim çıkmam için oraya size müracaat etmem lazım. Evet. Nasıl müracaat edeceğim mesela? Bizim WhatsApp hattımız var. Oradan bize ulaşabilirler. Artı Facebook üzeri ulaşabilirler. Yani benim Facebook'um var. TV Türk'ün Facebook'u var. Var yani oradan istedikleri yerde ulaşabilirler. Sıkıntı yok. Tamam. Soru 2. Benim şiir kitabım var. Ben size konuk oldum. Çağırdınız. Evet. Teşekkür ettim. Şiirle mi geçiyor? Peki araya müzik falan... Ya da şiir kitabı olanın yanına bağlamayla ya da gitarıyla beraber arkada eşlik edebilecek bir müzik düşünüyor musunuz? Var mı öyle bir şey? Ya tabii ya ki. Ya kuru kuru şiirin yanı değil mi hocam? Hafiften bir tıngırt müzik. Tabii ki olabilir. Müziksüz sade şiir sağlıklı olmuyor. Kuşkusuz müzik hiç olmasa ona destek vermiş oluyor. Daha güzel bir ahenk çıkıyor ortaya da. Şimdi şiir kitabı çıkartmış gelmiş olan konuğumuzun eğer ki herhangi bir albüm şeyi varsa... Klibi varsa, kaydı onu, varsa, kayıt yani klip çekmişse ya da şey yapmışsa onu tek orada yayınlayabiliyoruz o hı-hı esnada. Yanı sıra işte birlikte önce bir zaten bir aşağı yukarı 25 yarım saat kadar bir program yapıyoruz. Bu arada şeye bakıyoruz yani kitabın içindeki şiirleri hangisi daha can alıcı, vurucu evet şiirler varsa ya onları tabii seçip. Tabii ki şiirleri okuması ya, çok tabii, zaten zaman yetmez ona. O açıdan onları seçiyoruz. Onu seçtikten sonra programa başlıyoruz. Aslında Berlin'deki yaşayan vatandaşlarım için de ve kardeşlerimiz için de güzel bir aksiyon. En azından kendi şiirlerini ya da ne bileyim müziklerini gösterebilme imkanları var ki şimdi bayağı müzik yapanlar var mı böyle klip çekenler? Köşkeller çıkmıştı herhalde sende değil mi? Evet. Yani, Nuri Köşkeller. Evet. Nuri Köşke. Orada bir problem olmuştu değil mi? Ses mi çıkmamıştı? Onu bir daha yayınlama imkanınız yok mu? Yayınladık. Yok. Birkaç kere yayınladık onu. Yani televizyon yayınlandı da ben Face'de paylaşmadım ama yayınlandı o. Ay iyi. Yayınlanıyordu aslında. Tekrarları da var aslında. Yok değil. Yani bir program başladı. Ama Şahin bak gene ikiniz için de sosyal medyayı çok iyi kullanmanız lazım. Şu anda bizim televizyon yapılıyor. Gerek TD1 olsun, gerek TV Türk olsun. Ben bir eski televizyoncu olarak konuşuyorum. Eskisi gibi TD1 yani kabloda olmadığı için insanların bir de
cep telefonları çok olduğu için artık insanlar televizyon karşısında bağımlılıklar yok yani. Evet. O istediği yerdekilerde girebiliyorlar. Ya yani. İstediği yerdekiler ama onu uygulamak lazım. Yani biz mesela 10 dakika falan bekliyoruz. Ne kadar çok reklam yapıyoruz. Az sonra, yarım saat sonra, bir gün öncesinden vesaire vesaire gene ancak toparlayabiliyorsun. Onun için biraz sosyal medyayı fazla kullanmanız gerekiyordur. Ahmet Hocam o konuyu çok iyi bilir, sosyal medyayı. Ya tabii dikkat ederseniz Tevfik abimiz çok güzel bizi destekliyor aslında. Görünmeyen kişi bizim arkamızda. Bu da çok bana gurur veriyor. Kendimi güvende hissediyorum aslında. Ya, bakın bu tiyolar, bu çünkü... Ama bu işin doğrusu bu yani. Doğru, ben emekleme durumunda bile değilim bu alanda. Hiç girmedim bu programa. Ben onu sana soracağım. Ne düşünüyorsun hocam? Yani böyle bir program yapıyorsun. Sen biraz uzaksın bu camiadan. Yani böyle bir şeye girmen, benimle beraber girdik. Hatta hatırlıyorsan restoranın orada Ahmet Hoca yapalım dedik, öyle bir başladık. Şimdi inanın... Yani heyecan durumu falan oluyor mu? O heyecan hala devam ediyor. Yalnız şuna eminim, yani yapar mıyım yapamaz mıyım diye hiçbir zaman düşünmedim. Yani şimdi dediğim gibi arkamda Tevfik abi vardı. Tevfik abi sayesinde birçok program yaptık. Ondan fazla program yaptık. O da benim bayağı ilerlememi sağladı. Ve dediğim gibi çok çok teşekkür ediyorum. Zaten sıkıntı olduğumuzda pirimiz başımızda. Hiç sorun değil bu alanda. Sosyal medyayı kullanmak, tabii ben daha önce de söyledim. Kolay bir şey değil. Kamera karşısına çıkıp konuşmak. Her baba yiğidin harcı değil ya. Türkçesi bu yani. Gerçekten. Ya tabii o ayrı mesele de işte, ama yani içinde heyecan olmaz zaten bir şeyin tadı olmaz yani. Bunu da şunu da unutmayalım. TV Türk gibi bir televizyonda bir müzik programı yapılacak, bir sağlık programı olacak. Çok büyük alan bunlar. Müzik programı gönülden gönüle Şahin Yücel ve sağlık programını Ahmet Okur ile önce sağlık programı, yani düşünün sağlık ve müzik alanını ayağımıza getiriyoruz. Yani tabii burada da ama sizlerin de mutlaka katkısı olması lazım bizi izleyenlerin. Yani çünkü bu oturduğumuz yerde, ben hep o zaman onu söylüyorum, oturduğumuz yerde olmuyor. Mektup yazacağım, yani mektup geçti artık, WhatsApp'a bir şey yazın, bir şey dileyin, bir şey isteyin. Şu niye olmadı diyeyim, biz bunu istiyoruz diyeyim ki bunlar da şey biraz kaba oldu belki ama samimiyetten kaynaklı. Bu kardeşlerimiz de sizin istekleriniz doğrultusunda bir şeyler yapılsın yani. Öyle oturduğun yerde ya bunları yaptığı program, ben çok yaşadım biliyor musun? Bunları yaptığı da program, hadi gel sen yap. Yok ama olmaz. Onun için... Yani seyircinin de biraz olaya katılması lazım. Tam bu noktada psikolojiye girdik biraz benim alanıma. Yok ki Tevfik abi, yapıcı eleştiri yap. Bakın konstruktif eleştiri, yıkıcı değil, yapıcı. Tabii ki bekliyoruz, çok önemli, seyirciler önemli bizim için. Şunu şöyle yapsanız daha iyi olabilir. İşte şunu bu şekilde yapsanız. Tabii bunları biz bekliyoruz. Öneri bulunabilirler, hakaret olmadığı takdirde tabii ki. Ya hakaret yapmıyorlar da, hakaret yapmıyorlar. Bazen bizi... Ben kendimden örnek vereyim. RTL'le saat aynısıyla falan mukayese etmeye kalkıyorlar. Biz bir yerel televizyonduk. Şimdiki TD1 değil, daha önceki TD1'den bahsediyorum. Ya şimdi TD1 kendi yağıyla kavrulan bir kurum. Tam da onun karşısındayız şansına da. Yani onun için biraz eleştiri getirdiniz de biraz mantıklı getirin yani. Şimdi televizyonlarda siz bant yayını yapıyorsunuz. O biraz sizin şansınız, biraz da şanssızlığınız. Şanssızlığınız tekrarlar çok olur ama canlı yayında gider. Fakat canlı yani şu aksili de oluyordu bizim zamanımızda. Her şey hazır, yayına giriyoruz, ses yok. Hayda, açıyordu adam, resmen küfür ediyordu ya. Bir sor bakalım, ne de küfür etme hakkı onda da yoktu yani. Şimdi bantta da var, artık o izleyiciler gitti. Şimdi daha kaliteli, daha olayı bilen izleyiciler var. O açıdan da yani dediğim gibi yapıcı. Ahmet Bey şu konuyu bir önümüzdeki günlerde işler misiniz ya? WhatsApp'tan yollasın. Ahmet Hoca'nın ben sevincini anlatamam yani. Haksız mıyım? Aynen, doğru söylüyorsun. Aklımıza gelmeyen bazı şeyler de oluyor mesela. Şiir diyorsun, adam şiir yazmamış ama hikaye yazmış. Mesela hikaye kitabı yazmış. O da diyebilir. O da olabilir, o da olabilir. Yani sırf bağımlılık değil yani. Ona yani şu konu mutlaka olacak değil. O içeriden siz bunları yönlendirmek zorundasınız. Yani bazı iki arkadaşımın da, benim de olsun, başka Taner'in de olsun, aklımıza gelmeyen bazı şeyler var. Siz sayenizde biz onu değerlendireceğiz. Zaten bu tarz işler el birliğiyle olur. Yani biz çıkıp orada bir şeyler yapma çabası içerisindeyiz. Yani bizi aşağı çekme yerine yukarı çekmelerini bekleriz. Ve bu konuda da bize tabii ki yardımcı olurlarsa biz de seve seve kabul ederiz. Yönlendir, icabında aklımıza gelmeyen birisinin aklına gelir dediğin gibi arar, mesaj gönderir işte şu konuyu da, ya da bak şurada da bir kişi var utanıyor gelmeye ya da nasıl müracaat edecek şeklinde falan yardımcı olursa tabii ki. Şey de aklıma geldi şimdi Şahin, mesela adam şey kitabı vardı, çok iyi bir arkadaşı vardı, bana eşlik edecek diyecektir, adam da getirsin köşeye onu, o söylerken tabii, öbür tabii, arkadaş da tabii, ona eşlik eder falan, böyle bir kaynaşma olabilir. Ya bizim tabii ki kapımız herkese açık, yeter ki burada el birliği olalım, birlik olalım ki dirlik olsun. Birlik olmasa dirlik zaten olmaz. Bu açıdan
herkesin birbirine güzel bir şekilde, yapıcı bir şekilde yardımcı olması gerekiyor. Yani burada bizim de amacımız kim şiir kitabı çıkartmış, albüm çıkartmış bana ne değil. Onları tanınmamış kişiye bir kez daha tanıtmak. Ya adamla emeğine biraz sen de ona değer veriyorsun, gösteriyorsun yani. Tabii şunu da söyleyelim. İddialıyız. Bekleyin bizi gerçekten. Sağlık programında, müzik programında da ikimiz de iddialıyız. İnanın çok beğeneceksiniz. Ben şimdiden söylüyorum. Yani tüm enerjimizi oraya vereceğiz. Hocam beğeneceksiniz de faydalanacaksınız. Tabii muhakkak. Tabii o zaten. Zaten amaç o zaten. Kesinlikle. Sağlık konusu çok önemli bir konu. Mesela şu anda kardiyologlarla konuştuk Berlin'de. Ev hekimlerine konuştuk. Kardiyolo deyince kalp, mesela kalp krizi nasıl olur, nasıl olabilir, risk faktörler nelerdir, nasıl önlenir, değil mi? Örneğin şeker hastası geçen gün bir kişi söylemişti, duymuş, program yapacağız. Doktora şunu lütfen sorun diyor. Ben ne yiyebilirim, neyi yerken nasıl, ne şekilde dikkat edebilirim gibi. Çok önemli konular var. O bakımdan güzel konu ve bu bilgiye hepimizin ihtiyacı var. Benim bile bilmediğim birçok konu var. O gelen doktor arkadaşlarımızdan faydalanacağız. Ya bir de arkadaşlarımızın sosyal medya, Facebook ya da Instagram'da, yani genelde Facebook'ta paylaşım daha fazla oluyor. Paylaşın. Instagram adresini paylaşın. Biz de paylaşalım. Kim görüyorsa paylaşsın ki böyle bir ağ yayılsın yani. Ama bana ne diye geçmiyor. Bunlar önemli. Size faydası yoktur ama bir arkadaşımıza faydası olur bu konu. Kesinlikle. İkisinin de konusu. Bu noktada tabii TV Türk yönetmeni Taner Aydın kardeşimiz çok iyi organize ediyor. Çok onlar zamanında bilgi veriyor. Sosyal medya çok iyi kullanan bir arkadaşımız. Onun sayesinde bunları zamanında ulaştıracağız izleyicilerimize. Evet. Tabii bu arada dedi Tevfik abin de dediği gibi paylaşım olursa daha çok kişiye ulaşmış tabii, oluruz. Paylaşırsın. Yani kendisine lazım değil ama onu bir tanıdığına lazım oluyordu. Kendi sayfasına paylaşırsa, beğeni olursa, ne diyeyim, abonman olursa falan. Yani daha çok mesela şey oluyor, beni etiketliyorlar. Ben tekrar paylaşıyorum. Bana teşekkür ederler. Yani ne olacak ki? Paylaşayım. Yani ne var yani, paylaşsam, paylaşmasam olmadı abi. Bir yemek vermişler. Ne bileyim, türkü bar, saz barlar gibi onlar bir şeyler yapmışlar. Sanatçı getirmişler. Ben de paylaşırım. Belki benim paylaşımda bir adam gelir. Ki adam masrafının bir kısmı çıkar belki. Yani bu açıdan yapılan emeklere paylaşım yapın. Benim yaptığım paylaşımlar da paylaşın. Tabii şimdi ilk programı Tevfik abiyle çıktığımızda ben şoklardaydım. Yani hayatımda ilk defa, inanın yani, öyle bir şoktaydım. Ondan sonra bir ara bıraktı, kameraya geçti, dedi rahat ol, rahat. Neysen o. Bak çok önemli benim için. Ama aslında o söylemenle beni etkilemedin. Ama böyle normal tavrıyla beni etkiledi. Nasılsa öyle Tevfik abi. Gerçekten ya, bu rahatlığı bize verdi. Ben sizi tanıtıyorum arkadaşlar. Kendi reklamımı yapmıyorum ya. Zaten Tevfik abi hep olduğu gibi. Değişen bir şey. Çok, bu çok önemli bir özelliği. Bu bize rahatlık veriyor aslında. Peki Ahmet hocam, yayınlar ne zamana kadar sürecek? Ön bir 10 paket mi yapacaksınız ya da ne bileyim? Tabii şimdi 6 aylık bir paket hazır. Aşağı yukarı 25 program yapıyor. Her pazar yayınlanacak. Pazar günü kaçta? Saat 11'de. Ama bu pazara yetiştirebilir miyiz ya da öbür pazar, şu anda bir şey diyemiyoruz. Şu anda tabii. Zaten yani en kısa zamanda yayına gireceğiz. Evet. Yani pazar günleri saat 11'de. 11'de Ahmet Okur ile Önce Sağlık TV Türk. Senin cumartesi. Benim cumartesi olacak. Gönülden Gönüle. Kaçta? Gönülden Gönüllere akşam 7.30'da olacak. Akşam. Tekrarları? Bence her gün dönsün tekrarlarını. Zaman. Ya onu şu an tam olarak ben de bilemiyorum ama onu Taner Bey ile konuşuruz. Kendi yapımınız, kendi yapımınız her gün tekrarında fayda var farklı saatlerde. Ya her gün olması akşam, doğru yani, değil de ama haftada bir tekrar. Cumartesi günü. Hafta ortası olabilir mesela. Cumartesi sen Ahmet Hocam pazar sabahı 11'de. Şimdi ben buradaki ön yargım fikirlerimi söyleyeyim. Cumartesi akşamı Berlin'de zaten hiç düğün yok. Saz barlar, türkü barlar, o da kalabalık. Gerçi evde oturan insanlar olur. Sen onu yap cumartesi. Ama ya pazar geç saatlerde ya da bir şeyde bir tekrarını yapın. Siz de aynı şekilde hocam. Yani onun tekrarlarını mutlaka konuşun. Yok yok, o tekrarlar olacak. Olacaktır. İyi bir zamanlama yapmanız lazım. Zaten başladığı zaman dedik yani, o yapıcı eleştirileri bize gönderin. İşte saati erkendir ya da şu saati alabilir miyiz gibi. Tabii yönetmenimizle de bunları konuşur. Saatte değiştirin. Çoğunluk ne isterse onu o olur. Çoğunluk tabii, da tabii. Şimdi bak yani ben nesil çoğunluğa bırakmayın. Siz kendiniz kararı verin çünkü beş parmak hepsi ayrı. Herkes başka bir şey isteyecek. Çözüm yapamazsın. En iyi doğru sizindir. İnsanların doğrusuna yakın olan da bir tekrar yaparsınız. Yok, şey açısından söylüyorum. Şimdi biz mesela diyeyim, benim program cumartesi 7.30'dan 8'e kadar örnek olarak. Şimdi hani çok istek gelirse, dese ki ya cumartesi işte konserlere gidiyoruz, şuraya buraya gidiyoruz. Maç var. Pek izleyemiyoruz. O yüzden hani pazartesi olsun ya da cumartesi erken olsun ya da geç saatte olsun şeklinde olursa ya, ona göre yönlendir. Tabii şu an karar veremezsiniz. Kendiniz yani başta yok. Yani yayın saatiniz olsun.
Tekrarla ayrı bir şey yaparız. Yani satımız var zaten. Tamam. Yani o dediğim gibi tekrardan. Tekrar. Bir de bu, burada tekrar yeni bir noktayı ben söyleyeyim. Resmen mesela, muhabbet ediyoruz. program yapıldığı zaman o TV Türk'ün içerisinde benim program yapılan yerler video şeklinde konulacak. Taner Bey'in bize öyle söylemiş Taner abimiz. Hı-hı. Tekrar isteyen oraya klikini yapıp onu seyredebilecek. Yani zaten o imkanları da olacak. Hem Facebook'tan paylaşıyoruz, hem YouTube'da paylaşıyoruz, hem de peki şimdi, kanalda çıkmış oluyor. TV Türk'ü insanlar nasıl izleyecek? Şimdi onun üzerine izleyebilir, Facebook'ta izleyebilir, YouTube'da izleyebilir. Şimdi adam mesela ben TD1'den biliyorum, TD1'de adamın kutusu vardı, TD1 çıkmıyor abi diyordu. Ben buradan gene de söyleyeyim, TD1 içinde olsun, bu da yani. Kutuyu aldığınız yere söylüyorsunuz, onlar TD1 içine ekliyorlar. Kanallar içine. Sizinki de aynı şekilde herhalde değil mi? Her kutuda yok çünkü bazıları almıyor yani. IP kutusunda. IP kutusunda var ama Şahin. Ya ya doğru, hepsinde yok. Hepsinde doğru. Yok. Doğru. Aldığınız yere söylüyorsunuz, ondan sonra onlar ekliyorlar. Ben çünkü hep öyle söylüyordum TD1 için. Onlar da o zaman giriyordu, sağ ol teşekkür ederiz falan diyorlardı. Evet. Yani IP kutular olacak. O kutuların içinde mutlaka zaten olmadığı zaman da aldığınız yere söylüyorsunuz. Bu arada TV Türk ne kadar oldu kurulalı? Bir sene oldu mu? Bir seneyi geçtik mi? Ya aslında bir seneyi geçti de yani açılış yeni olmuş oldu. Yoksa o ilk şu deneyimleri falan. Çok güzel programlar var bildiğim kadarıyla. Ya zaten bu sene dolu dolu geliyoruz, onu söyleyeyim. Gümbür geliyoruz. Gümbür geliyoruz. Aynen. Ya evet. Sadece çok özür dilerim. Sadece ikimizin programında değil. Yani daha çok programlarda var. Yayına yani şu an yayında olan var. Bir de yeni yayına girecek olan programlar da var. O yüzden benim zevkle istediğim herkes... şu anda benim zevkle istediğim panorama var mesela. Başkent panorama. Başkent panoramayı zevkle izliyorum. Onu da söylemek söyleyeyim yani diğerleri bana kırılmasın ama hepsini beğeniyorum. Reklam parası alırım ha. Evet işte önümüzdeki günlerde TV Türk'te iki program yapacak arkadaşımız doktorumuz Ahmet Doktor fizyoterapist uzman. Psikoterapi hocamız Ahmet Okur'la Şahin Yücel, Malatyalı Şahin, namı diğer Kelkazım. Benim yeğenlere böyle diyor. Kelkazım mı diyor. İyi namı anlıyor aslında biliyor musun? Problem yok. Yani onlar önümüzdeki günler program var. Biz de 10 dakikamızı onlara ayırdık. Hocam söylemek istediğim şey varsa? Tabii ki izleyicilerimiz merakla bizi beklesinler. Gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Zaten Tevfik abi biliyorsun bu işlerde bakın zaman ayırmak gerekiyor değil mi? İşi gücü bırakıp hep beraber bir araya geliyoruz. Ve gerçekten çok faydalı program olacağına inanıyorum. Bu arada doktor arkadaşlarımızdan benim küçük bir istirhamım var. Lütfen ve lütfen hala sinir doktoru, nöroloji alanı bulamadık. Çok önemli. Lütfen beni arayın. Mesela bir sinir doktoru arkadaşımla beraber bir depresyonu işlemek isterim ben de. Bir mutluluğu işlemek isterim. Bağımlılıkları işlemek isterim. Nöroloji alanına ilgili... Hocam senin de yoksa ben gelin seni konuşayım. Yedek oyuncu. Ben nöroloji alıp beynin yapısını, fonksiyonunu işlemek isterim. Gerçekten şu anda tüm doktorlarla irtibatımızı sağlamış durumdayız. Sadece eksik olan şu anda sadece sinir doktorumuz ve nöroloji. Senin bağlantılarında olmadı mı arkadaşlar? Ya şimdi şöyle bir şey, bazı arkadaşlarımızın vakti olmadığından yakınıyorlar. Yani vakit bulamadıklarından yakınıyorlar. Pardon özür dilerim, aklıma geldi. Türkçe mi Almanca mı olacak? Türkçe. TV Türk kanalımız Türkçe olacak. Hayır, senin konu söyleşilen Alman doktor değil, Türk doktorlarımız. Türk doktorları gelecek, Türkçe. Hatta bir iki tane şu anda Alman doktor var, Türkçe bilen doktor var. Hatta bir iki tanesini de tercüme de edebiliriz o anda yayında, o da olabilir. Onların hepsini şu anda planlamış durumdayız. Ben dediğim gibi geliyoruz. Siz halkımıza sunmak için geliyoruz. Hem müzik hem turizm, başka alanlarda da arkadaşlarımız var. Turizmle ilgili de alanlarda arkadaşlarımız var. Ama dediğim gibi doktor arkadaşlarımız bizi izliyorsa lütfen ve lütfen. Ha bir de soruyorlar canlı mı diye. Şimdi hakikaten bana da birisi canlı dese ben bir duraklıyorum yani. Canlı program hiç yapmadım çünkü. Tek şartla yaparsın ben olursam. Doğru söylüyorsun. Bir gün Tevfik abi kısmetse canlı program yaparız. Banttan olacak. O arkadaşlarımız rahat olsun. Beraberce konuları işleyelim. Sizlerden haber bekliyorum doktor arkadaşlarımızdan. Dediğim gibi hem Şahin Yücel abimize hem kendime ben başarılar diliyorum bu programda. Seninle de son sözü alalım da 10 dakikayı bitirelim. Zaten 10 dakika az kaldı, bitiyor zaten. Şimdi benim de insanlardan şöyle bir ricam var. Hani siz yazmıyorsanız, örneğin arkadaşınız yazıyordur, onun tanıdığı yazıyordur falan. Kendi çevrenize de bu şeyi yayarsanız, yani şiir yazmış, kitap çıkartmış olan varsa ya da albüm yapmış olan varsa, yani bizden haberleri yoksa siz onlara duyurun. Burada
Biz birbirimizi destekleyelim, birbirimize bu imkanı verelim ki herkes birbirini rahatlıkla, özellikle Berlin'de yaşıyoruz. Berlin'dekiler hem birbirini tanısın, hem Avrupa'dakiler tanısın ve biz sadece Berlin'e yönelik değil, Avrupa'ya yönelik bu programı yapıyoruz. O açıdan yani bir Avrupa kanalı olma adına yola çıktık. O anlamda herkesten ricam, paylaşın, destekleyin ve arkadaşlarınız varsa bize gönderin ki biz de onları sizlerle daha da başka kitlelere ulaştırabilirim. Teşekkür ederim. Evet, TV Türk ve biraz önce bahsettiğim TD1'in yani yayınları, kutu üzerindeki IP televizyon dediğimiz kutu üzerindeki yayınlar sırf Berlin için geçerli ya, Türkiye'de, Avusturya'da. Benim programı Amerika'da izleyen arkadaşlarım vardı mesela. O kutu olduğu sürece zaten giriyordu. Onun için sırf Berlin değil, Şahin dediği gibi Avrupa'nın diğer şehirlerinde, Türkiye'de falan da izlenildiği için arkadaşlarınızı o konuda daha çok duyurup buraya davet edilmeyi ya da programı izlemeyi çağırabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizim Alem Magazin 10 dakika programı için evet, konuk oldunuz. Teşekkürlerinizi aldım. Sağ olun. Hep birlikte bakıyoruz. 10 dakika bitti.